İspanya'daki terör alarmı ile ilgili elimize bilgiler ulaştıkça da bültenimiz içinde sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdi ülkemize dönelim. Türkiye'nin yüreğini yakan haberle devam edelim. Sabah çocuğunuzu servis aracına bindirdiğinizi düşünün ve okula yolluyorsunuz, kreşe yolluyorsunuz çocuğunuzu. Akşam da güle oynaya gelmesini bekliyorsunuz elbette ama çocuğunuz gelmiyor. Bir telefon geliyor size. Çocuğunuz hastanede diyorlar o telefonda. Ve hastaneye gittiğinizde de çocuğunuzun cansız bedeniyle karşılaşıyorsunuz. İzmirli Sakin ailesinin başına işte bu tam da anlattığım olay geldi. Okul görevlileri önce çocuk uyudu, uyandıramadık dediler. O sözlerin gerçek olmadığıysa bir görevlinin itirafıyla ortaya çıktı ve 3 yaşındaki Alperen'in korsan okul servisinde unutulduğu, orada 9 saat kaldığı ve o aracın içinde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Sonra servisin içinde çocuk unutuluyor. Şimdi benim canımdan can gitti. Benim yavrum gitti. 3 yaşındaki Alperen'i serviste unuttular. Nasıl bir arabanın içinde çocuk unutulabilir? En ufak bir rahatsızlığı yoktu. Alperen, anlatılmaz ki Alperen. Alperen yerinde duramayan, afacan mutlu bir çocuktu. İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşıyordu. Annesi babası çalışıyordu. Küçük çocuk her sabah bu servisle bu kreşe gidiyordu. Anneannesi salı sabah onu yine güle oynaya uğurladı. Sütünü verdim, güzelce okşadım, bir kucakladım. O da beni kucakladı. Anneanne dedi, tamam. Öyle ayrıldık. Uçtu gitti. Akşam telefon geldi. Telefon açtılar. Alperen bayıldı. Biz hastanedeyiz. Acilen gelin dediler. İddiaya göre aileye önce öğlen uyudu, uyandıramadık dediler. Çelişkili konuştular. Vicdanen rahat olmadığından dolayı ifadesini değiştiriyor. Doğru olan. Doğru olanı söylüyor. Alperen'in başına ne geldi öyle ortaya çıktı. Okul görevlileri ilk ifadelerinde gerçeği saklamışlardı. Sabahın 7.30'unda ben servise veriyorum. Servis annesi var ve servis şoförü var. De zaten servis şoförü çocuk kreşinin zaten sahibinin eşi. Çocuğun birinin acil tuvalete geldiğinden dolayı servis annesi ilk başta onu alıyor, içeriye tuvalete koşturuyor. Servis şoförüne çocukları indir demiş. Ondan sonra çocuklar indir nasıl olsa diye kapıyı kapatmış. Servis öğrencileri indirdikten sonra kreşin yanındaki bu boş araziye park etti. Okul görevlileri küçük çocuğu o serviste baygın halde buldu. Hastaneye götürdü ama Alperen için yapılacak hiçbir şey yoktu. Çocuk akşam saatin 4.30'una kadar o servisin içinde havasız. Benim çocuğum o saate kadar İzmir'in sıcağında camları kapalı bir minibüsün içinde ne kadar kalabilir? Saçma sapan bir ihmalkarlık yüzünden benim çocuğum hayata gözlerini yumdu. Canımdan can koptu kardeşim. Polis okul müdürünün eşi olan servis şoförüyle servis rehberini gözaltına aldı. Şoför tutuklandı. Rehber serbest bırakıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul hakkında idari soruşturma başlattı. Kreşte kapısına 3 gün kapalıyız yazısı astı. Allahu Ekber. Ve bugün Alperen'in öldüğü o servisle ilgili gerçek de ortaya çıktı. Yani tamamen korsan taşımacılık yaptığını buradan açık ve net bir şekilde ifade edebilir. Servis aracından başka her şeye benziyor. Sanki yürüyen bir billboard. 3 yaşındaki çocuğumun şimdi hesabını bana kim verecek? Toprağa kendim gömdüm yavrum. Derler ki evlat neyse torun.